Sevgili beğenliler, bugün size Bern kantonunda yapılacak olan Grossrat seçimleri için ve Regierungsrat seçimleri için nasıl oy kullanabileceğinizi anlatacağım. Bern'de seçme ve seçilme hakkı olan insanlara şu günlerde seçimle ilgili zarf gelecektir. Şimdi bu konuda size bilgi vereceğim. Bu zarf bizim için önemli. Açarken lütfen gösterilen yerden dikkatlice açınız. Sonra çünkü tekrar kullanacağız. Bu zarf bize gerekli, kenara koyuyoruz. Zarfın içerisinden seçmen bilgi kağıdımız çıkacak. Bunu kenara koyuyoruz. Onun yanında Grossrat adaylarının olduğu blok listeler olacak. Böyle blok şeklinde. Ve de Regierungsrat'ı seçebileceğiniz bir yeşil liste. Ayrıca da küçük bir zarf olacaktır. Onun dışında kalan her şey propaganda materyali olup çöpe atabilirsiniz. Çarşaf listelerinin olduğu bu bloğu alıyoruz. Burada çeşitli partilerin matbu çarşaf listeleri var. Ya da siz kendiniz bir boş listeyi alıp çeşitli partilerden kadın erkek karışık seçebilirsiniz. Ben bu videoda boş listeyi alıyorum. Bu normal şartlarda boş örnektir. Muster yazıyor, doldurdum çünkü. Beni seçmek isterseniz, benim listemi desteklemek isterseniz liste numaram olan 8 SP kadınlar 08052 08052 benim numaram. Belinda Nazan Varput, Belinda Nazan Varput 2 kez yazabiliyorsunuz. Bir seçmen 2 kişiye yani bir adaya 2 oy verebiliyor. Onun altına başka isimleri yazabilirsiniz. Erkekler bizim partiden, değişik adaylarımız var. Başka bir partiden başka bir erkek adayı veya diğer desteklemek istediğiniz insanlarla doldurabilirsiniz ya da bunu boş bırakabilirsiniz. Buraları boş bırakırsanız kalan oylar bu partiye gitmektedir. Bu yeşil olan Regierungsrat yani Bakanlar Kurulu için solun zaten 4 tane sabit adayı var. Onların ismini yazabilirsiniz. İsterseniz zorlanırsanız bırakabilirsiniz. Şimdi bütün bu bir tane beyaz liste yani çarşaf veya boş liste, bir Regierungsrat listesi bu küçük zarfa konuluyor, yapıştırılıyor. Sonra bu küçük zarf daha önce dikkatlice açın dediğim büyük zarfa konuluyor. Ondan sonra seçmen bilgi kağıdımız var ya çıkarmıştık, tekrar isminizin yazdı. Onun imza kısmı var, burayı lütfen imzalayınız. İmzalamazsanız geçersiz. Sonra bu seçmen bilgi kağıdını önde pencereden şu kısımda belediyenin adı görünecek şekilde koyunuz. Çünkü ters çevirmek gerekiyor. Kendi adınızı görüyorsanız yanlıştır. Bunu alın, yapıştırın. Ya direkt oy merkezlerine veriniz ya da pulla burada gönderiniz. A-post yollarsanız en geç 23 Mart'ta postaya vermeniz gerekir. Böylelikle buradaki vatandaşlık görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Kendi insanlarınıza da faydanız olur. Teşekkür ederim.